Herkese selamlar. Bugün elektrik elektronik mühendisliği bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli? Ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi nasıl bir gelecek bekliyor olabilir? Biraz bunları konuşacağız soru cevaplarla birlikte. Ama ilk olarak şunu söylemem gerekiyor ki arkadaşlar bizim buradaki önceliğimiz açıkçası geleneksel yollar değil. Yani onları siz zaten muhtemelen pek çok videoda, pek çok yazıda gördünüz. Yani nedir bunlar? İşte son birkaç yıldır pek çok elektrik elektronik mühendisi yazılım tarafına kayıyor. Oradaki biraz yükselişten dolayı. Bunun haricinde işte pek çok sanayi şirketine görev alabiliyorsunuz. Elektronik şirketlerine görev alabiliyorsunuz. Biraz daha belki Ar-Ge ve üretim taraflarında. Bunlar zaten sizin bildiğiniz yöntemler. Biz burada biraz daha farklı bakış açılarına bakmaya çalışacağız bu bölüme. Tabii aynı zamanda bu üniversiteye. Şimdi ilk olarak neden bu bölüm? Yani neden elektrik elektronik mühendisliği bölümünü okumalısınız? Arkadaşlar şu anda teknoloji pek çok mesleği birkaç yılda bir değiştiriyor. Dolayısıyla şu anda sabit bir işe sahip olmak neredeyse mümkün değil. Yani bugün öğretmenlik, hukuk, tıp buralarda bile artık öğrenciler bunun farkında ve mümkün olduğunca mesleklerini farklılaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü teknoloji o kadar büyük bir yıkımla geliyor ki aslında son özellikle bir 10-15 yıldır ve önümüzdeki yıllarda bu trend daha da hızlanacak, bu eğilim daha da hızlanacak ve bütün meslekler birkaç yılda bir değişecek. Dolayısıyla okuduğunuz bölümlerin bu gerek elektrik elektronik olur, gerek başka mühendislikler olur ya da başka bölümler olur, hiç fark etmiyor. Okuduğunuz bölümün size net bir meslek değil, bir disiplin vermesi lazım. Bir disiplinler bütünü vermesi lazım ki siz oradaki adaptasyonla birlikte mesleklerinizi daha kolay değiştirebilin. Ve elektrik elektronik bence bu noktada değerli alanlardan bir tanesi. Ha, tek bu var demiyorum. Mesela makine de biraz buna bence uygun. Ya da endüstri de aynı şekilde. Bu tarz bölümler sizin kendi mesleki gelişiminizi daha rahat ön plana çıkartır. Ha mesela endüstri ile elektrik elektronik arasında nasıl bir fark var? Bence elektrik elektronik tekniğe daha uygun arkadaşlar için daha iyi bölüm olabilir. Yani diyorsunuz ki ben gerçekten bu konulara meraklıyım. Bu dünyanın gelişimine heyecan duyuyorum. Elektroniğin gelişimi vesaire beni heyecanlandırıyor. O zaman arkadaşlar bence mutlaka bu süreçlere yer almalısınız. Ha bu şu demek değil. Yani elektronik mühendisi oldum illa bu işi yapacağım diye bir şey yok. Kaldı ki zaten şu an Türkiye ortalamasının %50'si neredeyse aşağı yukarı zaten okuduğu bölümle ilgili bir şey yapmıyor. Başka bir şey yapıyor. Dolayısıyla burada bu bölümü seçmeniz sizin hayatınız boyunca başka bir şey yapamayacaksınız gibi bir anlam taşınmıyor. Onu söylemem gerekiyor. Fakat öte yandan tabii ki okuduğunuz bölümü sevmeniz ve o bölümden heyecan duymanız sizin için arkadaşlar birkaç kat daha önemli. Bu noktada son yıllarda yine şunu duyuyorum. İşte önü açık bölüm, önü kapalı bölüm. Bunlara bence çok da fazla takılmayın. Çünkü neye göre önü açık bölüm? Yani eğer siz o bölümden heyecan duymuyorsanız hiçbir anlam ifade etmeyecektir sizin için. Şimdi elektrik elektronik bölümü gerçekten bu konulara meraklı, bu dünyanın gelişimini merak eden, bu konularla ilgili bir şeyler yapmak isteyen herkes için önü açık. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ama bunları ilgilenmeyen, bu konulara merak salmayan, işin biraz daha sağ tarafını, üretim boyutunu ilgilenmeyen birisi için buradaki gelişim çok da mümkün değil. Dolayısıyla önce tercih yapmadan önce ve puanınızla bir şeyleri eşleştirmeden önce arkadaşlar kendinize bir dönmeniz gerekiyor. Ben ne yapmak istiyorum? Mesela nasıl bir iş hayatı hayali kuruyorum? Ve şunu söyleyeyim, elektrik elektronik mühendisliği asla sabit bir düzenle, sabit bir disiplinle başarılı olabileceğiniz bir bölüm değil. Çünkü dinamik bir bölüm yapısı gereği. Sizi sürekli farklılaştıracak. Sürekli hayatınıza farklı bir challenge çıkacak. Bir zorluk çıkacak. Ha bu zorluklarla mücadele etmeyi, bu farklı mücadelelerle yer almayı seviyorsanız bence kesinlikle tercih edin. Ama yok diğer türlü bence bir durup düşünün derim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Başarılı da olabilirsiniz o şekilde. Yani bu şu anlama gelmesin. Siz sabit bir iş istiyorsanız, biraz daha memur bir kariyer odaklıysanız asla tercih etmeyin gibi bir şey söylemiyorum. Belki onlar için de mutlu olunabilir. Ama bir düşünmek gerekiyor. Çünkü diğer türlü bölümü sindirmeniz çok mümkün değil. Peki neden bu üniversite? İkinci sorumuza gelecek olursak. Burada karşımıza iki tane gerekçe çıkıyor. Birincisi halihazırda bu şehirde yaşayan arkadaşlar burada kalmak için tercih edebilirler. Belki puanı bir tık daha yüksek olsa da. Veya başka bir şehirde olup puanı yüksek olduğu için arkadaşlar burayı tercih edebilir. Başka bir şehirden gelebilirler. Bence ikisi için de iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm ikilisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu başarı sıralaması ölçeğinde sizin ihtiyaçlarınızı, beklentinizi, kariyer hedeflerinizi yansıtacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi bir seçim olabilir. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence en büyük artısı bugün baktığımız zaman akademik kadrosu olarak benim gözüme çarpıyor.
Çünkü bu akademik kadro sizi hakikaten geleceğe hazırlayabilir ve size ihtiyaç duyduğunuz o %50-60'lık üniversite payını yansıtabilir en iyi şekilde. Eksi olarak ne sayabiliriz? Benim bildiğim açıkçası bariz bir eksisi yok bu aşamada. Sizlerin gördüğü, bildiği ya da halihazırda burada okuyorsanız ve bu videoyu izliyorsanız yaşadığınız deneyimleri anlatırsanız bize yorum olarak tabii ki biz de öğrenmiş oluruz ve seviniriz bu durumdan. Ama burada şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Yani hangi üniversitede olursanız olun, hangi bölümde olursanız olun, üniversitenin sizdeki payı %50-60 seviyesini geçmez. Hele elektrik elektronik gibi daha böyle saha merkezli bir bölümde bence üniversitenin bu oranı %40'lara da inebilir. Aslında işin giderek daha büyük bir kısmı sizde kalıyor. Bunun da temel gerekçesi şu. Artık arkadaşlar biz mesela şu kayda başlayalı aşağı yukarı 10-15 dakika oldu ve bu sürede bile esasında her konuda, her başlıkta terabaytlarca veri üretildi. Dolayısıyla böyle bir dünyada sizin bir bilgiyi ömür boyu kullanabilmeniz mümkün değil. Bırakın ömür boyu kullanabilmeyi, bugün birinci semestrede yani güz döneminde anlatılan bir bilgi bahar döneminde çöp hale gelebilir. Çünkü sürekli bir yenileşimden bahsediyoruz. Zaten ilk soruda bahsettiğim o dinamik olma da biraz bununla ilgili. Dolayısıyla burada peki şu soru gelebilir. O zaman hocam biz niye okuyoruz? Yani üniversiteyi niye okuyoruz? Bu bölümü niye okuyoruz? Madem benim %50 kendi gelişimimle alakalı. Çünkü üniversite arkadaşlar artık giderek bir sosyal ağ haline geldi. Yani sosyal ağ kurma merkezi. Bizim oradaki amacımız farklı düşüncelerle bir araya gelebilmek, farklı kafa yapılarıyla bir araya gelebilmek, farklı kalıpları görmek. Biraz daha bu taraftan bakmak gerekiyor. Ha, bunun haricinde üniversitenin bölüm tarafındaki bir diğer artısı ise bir zemin oluşturması. Yani sen üniversitedeki o belli kalıpları görmeden sadece bölüme odaklanırsan bence biraz eksik kalır zemin tarafı. Ha, olmaz demiyorum mesela bakın yanlış anlaşılmasın. Kendi kendine bir şeyler öğrenip yazılımcı olan insanlar var. Mühendis olan insanlar var. Yani mesela tipim olarak değil de yani işi bilme açısından söylüyorum. Zanaatkar insanlar var mesela kendi kendine öğrenen. Self learning zaten giderek yaygınlaşıyor. Ama işin üniversite tarafında bir böyle bir müfredat altında, bir kayıt altında bilgi edinilmesi sizin bir şeyleri daha fazla benimsemenizi, daha içselleştirerek anlamanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla üniversitenin böyle bir artısı var. Peki ben bu bölümü bitirdiğimde elektrik elektronik mühendisi olarak hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Şimdi evet burada bazı imkanlar var zaten az önce bahsettik bunları geleneksel yöntemler. Ama biz istiyoruz ki Career Lab Studio'da sizler mümkün olduğunca arkadaşlar özellikle dijital tabanlı işlere odaklanın. Yani yaptığınız işleri ve bu işleri pazarlarken hep dijital tarafta bir ayağınız olsun. Nasıl yani? Şimdi az önce dedik ya işte aslında elektrik elektronikle ilgili herhangi bir konuda terabaytlarca veri üretildi. Şimdi mesela siz şunu yapabilirsiniz. Bir kariyer imkanı olarak söylüyorum bunu. Bu dünyadaki bütün gelişmeleri düzenli olarak inceleyip takip ederek insanlara bir e-bülten formatına satabilirsiniz. Ama sonuçta siz bir öğrencisiniz ve kimse sizden sırf öğrenci olduğunuz için böyle bir şey satın almak istemez. Ama şunu yaparsınız. YouTube kanalı açarsınız mesela. Buradan her hafta elektrik elektronik dünyasındaki gelişmeleri anlatırsınız kısa kısa. Benim burada yaptığım gibi mesela başlıklar halinde. Dersiniz ki kalan kısmında da işte şu linkten satın alabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Hem bir pazarlama unsuru olur. O mesela saydığınız 2-3 tane gelişme. Hem de bunun haricinde gerçekten insanlara bir değer yaratmış olursunuz. Ve bunun altına Transet'ten yapacağınız bir çeviriyle birlikte dünyanın pek çok bölgesindeki insanlara ulaşabilirsiniz. Amerika'ya, Japonya'ya, Kore'ye. Ve siz belki İngilizceniz o aşamada çok iyi değildir. Ama Amerika'daki bir insan size dolar bazlı kazanç getirebilir bu sayede. Ha diyeceksiniz ki hocam bu çok da böyle mümkün gözükmüyor. Yani bu fütürist bir şey. Yani çok ütopik bir durum değil arkadaşlar. Yani globalleşme hikayesi aslında bununla ilgili. Ya bugün bu kadar küreselleşme vesaire konuları özellikle internet dünyasında bundan kaynaklı. Bugün mesela digital nomad diye bir kavram artık ön planda. Dijital göçebe. Ya da mesela freelancer kavramı. Ya da mesela işte kurum içi girişimcilik kavramları. Bu kavramların her birisi aslında kariyer dünyasının gelişimini gösteriyor. Yani sizler artık 5-10 sene sonra bu kadar rahat bir şekilde maaşlı iş bulamayacaksınız. Çünkü şirketler giderek daha fazla birimini outsource ediyor. Yani dışarı kullandırıyor. Diyor ki pazarlamayı ajans yapsın. Şu işi freelancer yapsın. Bu işi şu yapsın. Çünkü şirket bu sayede çok daha fazla kâr ediyor aslında. Ne yapıyor? Sana aylık bir ödeme yapmak yerine, toptan setini satın almak yerine saat bağlı ödeme yapıyor. Diyor ki ben bir saat bundan hizmet satın alayım mesela. Ve bunun haricinde işte ofis giderleri, işte oradaki ekstra giderler bunlardan kurtulmuş oluyor şirket.
Bu giderek daha yaygınlaşacak. Bu arada bizim için de karlı. Biz mesela saatimizi aydan toplam şekilde sattığımızda 10 bin lira alıyorsak, saat bazlı sattığımızda 15-20 bin lira alacağız belki de. %50, %100 daha karlıyız. Ama bunu başarabilmek için, bunu hakkıyla almak için bizim bir takım pazarlama unsurlarımızın olması lazım. Ve arkadaşlar, günümüz dünyasında artık sizin öğrenci olmanız önemli değil. Nerede okudunuz, ne okudunuz, ortalamanız hiç önemi yok. YouTube'da seni kaç kişi takip ediyor? Sektörel tarafta söylüyorum bunu. Hani influencer olarak değil. Kaç kişi takip ediyor? Mesela senin paylaşımlarına kaç kişi yorum atıyor? Kaç kişi paylaşıyor? Bunlar önemli artık. Bugün sektörel paylaşımlarınızı LinkedIn'de takip edecek 4000 kişi, emin olun 4 ortalamadan daha değerli arkadaşlar. Çünkü o 4000 kişi sizin bilgilerinizi, paylaşımlarınızı çok daha büyük bir kitleye yansıtabilir, duyurabilir. Ama 4 ortalama yapmak üniversitede en fazla arkadaşların seni övmesini sağlar ya da hocaların seni övmesini sağlar. 20-30 kişi buradan bahsediyorum. Dolayısıyla önceliğimizi değiştirmemiz gerekiyor biraz. Ve ne iş yaparsak yapalım, elektrik, elektronik, bilgisayar, endüstri, dijital oyun tasarımı, hangi bölüm okursanız okuyun, mutlaka yaptığınız işi dijitale odaklamaya çalışın arkadaşlar. Beşinci sorumuz staj olanakları. Bu da şöyle aslında, bence zorunlu stajdan daha önemlisi gönüllü çalışmalar. Yani ne iş yaparsanız yapın, yani şey, şekilde söylüyorum bunu, mutlaka gönüllü çalışmalara odaklanın arkadaşlar. Kaldı ki zaten ilk 1-2 sene size sektörel tarafta çok da fazla imkan verilmeyecek. Çünkü diyecekler öğrencisin daha, işte biraz daha yetiş vesaire, 3. sınıfa gel diyecekler. Evet, haklılar. O zaman sen ne yapacaksın? İlk 1-2 seneyi gönüllü çalışmalara ayıracaksın. Sivil toplum kuruluşları, STK'lar, sosyal girişimcilik, influencer marketing, buralara zaman ayıracaksın. Bugün mesela kurumsal dünyanın en büyük trendlerinden biri arkadaşlar, sosyal girişimciliğe yaptığı değer, yatırımlar. Çünkü dünyada böyle bir trend var artık, böyle bir eğilim var. Dolayısıyla sen bu konuda mesela gözlem yapabilirsin buralarda görev olarak. Acaba elektrik elektronikle ilgili hangi holdingler, hangi sanayi firmaları, hangi STK'lara destek veriyor? Bu süreç nasıl ilerliyor mesela? Sosyal girişimciler nasıl bu süreci inşa ediyor? Bütün bunları görerek, onların hatalarını, doğrularını görerek belki burada bir imkan elde edebilirsin. Girişimci olarak, çalışan olarak ve veya hiçbir şey olmasa bile bir entelektüel bilgi olarak. Ya da aynı şekilde mesela diğer taraf, bu influencer marketing de öyle. Evet, mesela biz influencer olmak istiyoruz burada. Mikro influencer bu arada kastettiğim şey. Yani milyon takipçiden bahsetmiyorum. Daha düşük bir kitle ama sektörel. Mesela buraya gelmek için halihazırdaki influencerların ne yaptığını izleyebilirsin. Kaç para talep ediyorlar? Gelir modelleri neler? Nereden para kazanıyorlar? Bugünlere nasıl gelmişler? Hataları ne olmuş? Bunların hepsini bir ajans yapısında görebilirsin. Ve şöyle bir şey var. Evet, kendi yaptığın hatalardan öğrenebilirsin bir şeyler. Ama daha değerlisi, daha kıymetli olanı başkalarının hatalarından öğrenmek. Böylece zamanda kazanırız. Belki sen o 4 seneyi harcamayacaksın hata yaparak. Başkasının yaptığı 4 senenin doğrularını göreceksin. O yüzden ben mesela şeyi çok severim bu konuları. İşte başkalarının biyografilerini okumak, başkalarının biyografilerini dinlemek, hikayelerini dinlemek. Çünkü mesela karşımdaki insan 30 yıllık bir birikimi var. Onun bütün hatalarını, doğruları ben onu alabiliyorum mesela. 10 dakikada, 15 dakikada, yarım saatte. Bu acayip bir imkan arkadaşlar. Ve bunu mutlaka kullanın. Ha, diyeceksiniz ki para vermiyorlar. Vermesinler ya, ilk başta sorun değil. Zaten senin onlara verdiğin değer ne olacak ki aşamada? Çok büyük bir değerden bahsetmiyorum. Muhtemelen dijital tarafta işte online eğitimler vesaire bir şeyler yapacaksın orada. Küçümsemek için söylemiyorum. Onun da bir değeri var. Ama ilk aşamada önceliğimiz öğrenmek olmalı. Ha, bunun karşılığında da ne istiyorlarsa, eğer zamanımız mümkünse, zamanımız uyuyorsa karşı tarafa sunabiliriz. Son sorumuz. Peki ben bu bölümü bitirdiğimde kaç para kazanacağım? Yani ortalama maaşlar neler? Bunun iki farklı yanıtı var. Eğer üniversite hayatını gerçekten o ilk başta saydığım şeylerle geçiriyorsan, staj, gönüllü çalışma, işte YouTube çalışmaları, LinkedIn vesaire bunlar yapıyorsan, zaten üniversite son sınıfa doğru sana muhtemelen bir yerlerden iş teklifi gelecektir. Ha, nereden gelir bunu bilmiyorum. Şu anda bunu düşünmeye de gerek yok. Sen gerekeni yap, üstüne düşeni yap. Gerisini biraz açıkçası yolda öğreneceksin. Eğer bunu yapmazsan, işte ben bu kadar sene çalışacağım, 3 sene çalışacağım ve son sene işte şu sektördeki şu şirketten teklif alacağım. Bunu yaptığında ne oluyor biliyor musun? Belki senin yolda çok daha başka imkanlar görmeni engelliyor. Çünkü kafayı ona kırıyorsun, ona odaklıyorsun. Evet, bazen ısrarcı olmak güzeldir. Bazen hedef kurmak güzeldir. Hedef belirlemek güzeldir ama bunu iyi dengelemek gerekiyor. Başka fırsatları görmeni engellememesi şekilde bunu yapman lazım. Emin ol, son seneye doğru asgari ücret seviyesinde bir maaşla iş teklifi alacaksın. Minimumdan bahsediyorum burada. Bir yandan çalışıp yarı zamanlı vesaire, bir yandan da okula devam edeceksin.
Mezun olduktan sonra da muhtemelen bu rakam asgari ücretin 1,5 ile 2 katı arası bir maaşına çıkacak. Peki diyeceksin hocam bu genel bir şey mi? Yani herkes böyle mi yapıyor? Hayır, maalesef herkes böyle yapmıyor. Genelde olan şey üniversite hayatını biraz daha sosyallikle vesaire geçirip mezuniyetten sonra biraz daha bu işlere başlamak oluyor. Ve bu da genellikle maalesef asgari ücret seviyesine başlamayı getiriyor. Yani diğerinde birinci seçenekte asgari ücreti son sene alıyordun aslında. Burada mezun olduktan sonra bu parayla başlıyorsun. Burada zaten bir para kaybı var diğerine göre. Ama daha büyük bir kayıp bence arkadaşlar ne yapacağını bilememe. O yolda geçirdiğin vakit sıkıntısı. Yani 23, 24, 25'li yaşlarda sabah bir yerde çalışırken akşam hala ben acaba ne iş yapmalıyım, ben nereye aidimi düşünmek çok yıpratıcı bir süreç. Mental anlamda herkesin kaldıramayacağı bir süreç. Dolayısıyla bunu önlemek adına şimdiden yani 18, 19, 20'lerde başka şeyler deneyimleyip kendi yol haritanı çizmek, kendi yol haritanı çizmek çok çok değerli. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde sorularınız, merak ettikleriniz, düşünceleriniz varsa bize yorum kısmına ulaşabilirsiniz elbette. Her zaman onları yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Bunun haricinde eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu video size bir şey kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.